Merhaba değerli arkadaşlar, yine şifalı bir bitki videosuyla karşınızdayız. Bugünkü bitkimiz değerli dostlar keçi sedefi otu dediğimiz ve baklagiller familyasına ait bir bitki. Bilimsel ismi Galega officinalis olarak geçiyor. Bir tipik baklagil bitkisi değerli arkadaşlar. Yani fi gibi, yonca gibi, korunga gibi. Ancak bu doğada yetişiyor ve oldukça şifalı etkilere sahip. Bitkinin tipik karakteristik özelliği değerli dostlar görmüş olduğunuz üzere pembe beyaz arası renklere sahip çiçekler oluşturuyor. Ve bulunduğu alanda hızla gelişim gösteriyor. Yaprakları hemen yakından bakalım. Tipik baklagil bitkisinin yaprakları şeklinde almaşıklı olarak karşılıklı dizilmiş yapraklar. Çiçeklerde yine tipik baklagil çiçeği. Bu şekilde bunu doğada tanıyabiliriz. Şu anda yaz ayındayız. Haziran ayının ortalarındayız ve yavaş yavaş artık çiçek sönmeye başlıyor ve görmüş olduğunuz bakla şeklindeki meyvelerini oluşturmaya başladı. Bu bitki oldukça şifalı özelliklere sahip. Arkadaşlar yaptığımız araştırmalarda emzikli annelerde süt gelişini arttıran etkisi var. O kadar fazla ki yaklaşık olarak %50 oranında sütü, anne sütünü arttırdığı biliniyor. Günde içilen bir bardak çayıyla az sonra çayının tarifini de vereceğiz. Bu arada biz şifalı çayını yaptık. Bununla birlikte terletici bir özelliğe sahip. Yine idrar söktürücüdür ve diğer bir özelliği de arkadaşlar düzenli olarak tüketildiğinde memeleri büyütme yönünde etkisi mevcut. İşte bu yönüyle arkadaşlar gerçekten şifalı bir bitki. Bu etkileri elde etmek için bunun çayını uygun şekilde ve uygun dozlarda hazırlamak lazım. Çünkü fazla tüketildiğinde bu bitkinin özellikle çiçek kısımlarında galekin adı verilen bir madde bulunuyor. Bu maddede insanlarda sinir sistemini olumsuz etkileyen ve hatta çok fazla aşırı tüketildiğinde felce kadar götürdüğü biliniyor. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim yaptığımız araştırmalar sonucu en uygun olarak kullanılacak dozu günde bir bardak. Hazırlanışı da çok önemli. Değerli arkadaşlar, bitkinin yaprak ve çiçekleri kurutulduktan sonra elle ovularak kırıntı haline getiriliyor ve yaklaşık bir tatlı kaşığı, evet yemek kaşığı değil, bir tatlı kaşığı yeterli. Bir bardak kaynamış suyun içerisine koyuyoruz ve 5 dakika beklendikten sonra bu şekilde çayımız elde edilmiş. Bu çayı dediğimiz gibi günde en fazla bir bardak içilmeli. Daha fazlası arkadaşlar sinir sistemini olumsuz etkilere sebebiyet verebilir. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. Doğada şifalı olarak yetişen bir baklagil türü olan keçi sedefi otunu siz de bu şekilde doğada toplayıp değerli dostlar şifalı çayı da yapabilirsiniz. Diğer bir konuda bu yaprakları doğada taze iken hemen şurada gösterelim. Körpe daha çiçek açmadan alt yaprakları toplanır ve bunlar yenebilir, haşlanarak yemeği yapılabilir. Çünkü protein açısından oldukça zengin bir yapıda. Bu şekilde bunu da değerlendirebilirsiniz.